Dostlar merhaba, YouTube'da canlıyız. Ses yönü canlı izleyecektir. Hoş geldiniz. Keyifler nasıl? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız? Kamerayı ben çeviriyorum o zaman. İzniniz varsa kamerayı çevireyim. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Kolayını ister miyiz? İsteriz. Sizi gelmeyin. Biz tanışmaya gelmiştik zaten. Dostlar her zaman herkese kapımız açıktır. Bayramda selam. Bayram. Ramazan bayramında gelmiştim. Sen o gün tatile gitmiştin, görüşememiştin. Öyle miydik? Çok nadir tatile giderim. Evet. Çok nadir tatile giderim. Ya tatile gitmem, aslında kaçarım. Bazen böyle kafa dinlemeye ihtiyaç duyuyoruz. Kaçıyoruz bazen. İyi geliyor mu? Ama onda da canlı yayınları ihmal ediyoruz. Ya ihmal ediyorum yani. Aslında biz iki günde bir canlı yayın yapmamız lazım. Tatil çok güzel. Bir de şey, YouTube sevmez böyle tatilleri. Yani ara vermeyeceksin, anladın mı? Koşturman lazım. Aynısı bakalım. Tatil ne kadar faydalı oluyor bilmiyorum. Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz? Biz Trabzon'da yaşıyoruz aslında. Aa, süper. Burada doğdum bilmeyen bazılarda. Nerede yaşıyorsun şu an? Burada hala. Ha. Onların yanındayım şu an işte. İstanbul'da yaşıyoruz. Geldik. Güzel güzel. Senin adın ne küçük? Kaan. Kaan. Kaan ne haber? Oyun oynuyor musun? Oynuyorum. Hangi oyun oynuyorsun? Mario oyunu. Evet. Mario. O zaman Switch mi var sizde? Evet. Aa, PlayStation yok mu? PlayStation 5 var. Ha. Xbox One, Xbox Series S var. Aa, bereket versin. Evet. Aa, çok tam severim. Tam yani. Takım yani. Hayatımız oyun girdiği zaman çıkmıyor değil mi? Oyunsuz olmuyor. Ya, kenarda olmuyor. Evet evet. Öyle ha? Yani. Aynı şey yani Amerika'ya güzel. Gitmiştim. İki tane konsolla geldim yani. Başka bir şey almamıştım. En güzelini yapmışsın valla. PlayStation 6 ile Xbox'ın yeni serisi devam edecek biliyor musun? Devam kesin canım. Daha keyifli bir şey yok ya. Valla emeklilikte yani başarabilirsem emekli olmayı full oyun oynayacağım. İnşallah. Full oyun oynayacağım. Kesin yani. Kesinlikle. Öyle tanışmaya gelmiştik. Valla yani Switch dostlar, oyunu bakacağım abi. Switch oyunu, valla Switch oyunum sadece şunlar var. Eski oyunlar farkındayım. Yani almak zorunda değilsin bu arada. Nezaketen ona dikkat et. Ama MediaMarkt'a DNR'a bir göz at. Çünkü orada distribütörden gelen oyunlar olduğu için kampanya onlar yapabiliyor. Biz yapamayız küçüğüz. Ama onlar kampanya yapabilir. Ama küçük esnafa kimse kampanya yapmadığı için biz de kampanya yapamıyoruz. Onu da söyleyeyim. Ama Pokemon oyunları var ya çok güzel. İçi boş olabilir galiba. Bunu bakayım bir. Aa doluymuş. Allah enteresan. Bazen boş çıkıyor. Bir bu kadar da boş kutum var. Ha. Vallahi boş kutum var. Nerede bilmiyorum. Neyse. Ha, oyunları mı kayıp? Ha. Yani belki boş gelmiştir bilmiyorum. Şimdi kimsenin aklını yemeyelim tabii. Çok kötü abi. Aynısı yapacak bir şey. Ya Nintendo'nun oyunları şöyle güzel. Ha. Yok hesapta aktifleştirme falan yok. Bitirince satıyorsun. Yani o bakımdan güzel. Tabii canım aynen. Fiziksel oyunun en güzel avantajı o zaten. Bitirdiğin zaman satarsın. Evet. Yani şu ne kadar olur abi Pokemon? Vallahi bakayım fiyatına. Hemen. Bir saniye. Şimdi bir dakika. Kolay istiyor musun? Çok merkezi bir yerdeyim. Kolayı unutmamışız. Setteki arkadaşlar şöyle diyor. Çocuğa dök kolayı diyor. Niye? doğru unutmuşum birden. Dostlar heyecandan bazen oturuyorum. Kusura bakmayın. Şimdi şuradan Pokemon'a bakayım. Gel. Sen arkaya mı saklandın ben döktüm diye? Ne oldu? Göremedin mi acaba? Olabilir. Bazen heyecandan unutuyoruz. Fısıldama bana onu söyle. Soracak mısın? Sor. İstediğini sorabilirsin. Nintendo Switch Pokemon diyeyim. Pokemon. Bakalım fiyatları ne kadar. Nintendo Switch Pokemon. Bu hangisi versiyonunuz? Brilliant Diamond. Demosunu oynamıştım. Ne kadar çok Pokemon şekli varmış böyle. Çok, çok. Scarlet, Violet, bir sürü şey varmış. Çok oynanmış. 1.500 derim ona. İkinci el. 1.5. 1.5. Tamam. Aynen. Ya. Bu bak bunu alıyoruz. Pokemon. Bu da Pokemon zaten. Bunu da alalım mı? Yok bir tane alacağız. Bir tane. Bu tamam mı? Alacağız mı? Tamam. Anlaşılan değilsin bu arada biliyorsun değil mi? Yok yok abi zaten. Ha tamam. Zorlama o yapmıyorum şimdi arkadaşlar. Estağfurullah. Yani şeylere falan bakıyorum ben dolap mola. Hı? Pokemon oyunları 2000 liranın aşağısında yok yani çok pahalı. Belki bu hangi versiyondur bilmiyorum. Ya, yanlış şeye mi baktım acaba? Ya söyle 1500 hak edilmiş. Şöyle çok problem. Oyun var hangisidir bilmiyorum. Bazılarına yani. Baktım ben 3000 liralık oyunlar da görüyorum evet, burada. Evet. Ama bir tane N11'de ben 1990 gördüm için 500 ucuza veriyorum. Ama normalde 3000 liraya da oyunlar görüyorum burada. Şunun fiyatına bakabilir miyiz abi? Pokken. Bakayım evet. Ona da. Sıfır dışın öyle diye senin aklına
içerik. Tamam, şu da benim. Tamam, tamam. Pokken. Pokken'e bakayım. Onu ben de bilmiyorum. Pokken o. Pokken'in sıfırı 3000 civarı görüyorum orada. Evet. Yani, ha, ama bu yurt dışından gelen versiyon. Türkiye versiyonu değil. Bir de başka bir yere bakayım. Bazen hepsi burada daha farklı fiyat çıkabiliyor. Dijital oyun alıyor musun? Çok. Benim zaten PS5 de dijital versiyon. Hı. Yani biraz pişmanım dijital aldım ama. O yüzden hep dijital alıyorum ben. Kutulu koleksiyon çok seviyorum ben. Bunun fiyatı ulaşamadım. Koleksiyon güzeldir. Bu fiyatı ulaşamadım. Bir de Trendyol'a bakacağım. Tamam. Birkaç yere bakacağım. Trendyol. Ben yanlış mı yazıyorum acaba? Nintendo Switch. Doğru. Pokken. Dükkanı canlı görmek güzel ya. Yayın açtığından beri abi bu 2020'lerde, 21'lerde başladın ya sen. Aha. Pandemiden sonra. O zamandan beri izliyoruz yani. Pandemi esnasında başlamıştı. Pandemi de başlamıştı. Hatta gizli gizli eve gidip geliyorduk. Akşamları hatırlıyorum böyle. Dostlar kapatıyorum onu, sonra eve gideceğim dedim, hatırlıyorum. Ben bunun fiyatını bulamadım. 1800 diyeyim buna. 1800. Ha? 1500 bu, 1800 bu. Bunun fiyatını bulamadıysam piyasada yoktur. Piyasanın normalde pahalı olabilir. Onun için 1800 dedim. Bunun adı 1500. Benim için okeydir. Oyunlar bende aylardır duruyor zaten. Hemen satılmaz. Düşünmek istersen bir MediaMarkt Vatan'a bak. Hiç sorun yok benim için. Ben zaten buradayım. Ziyaret bizim için yeterli artar bile zaten. İçeride beklemesi var. Sarıyor. Sarıyor sana Kerim abi. Komşu selam. YouTube'da canlı yayındayım ama gel. Gel, yabancı değilsin sen. Canlı yayındayım. Canlı yayındayım. Gel. Gel sıkıntı yok. Hanım görmesin beni. Sorun yok. Genelde erkek izleyicim zaten. %99.9 erkek izleyicimiz var. Benimki oturuyor şu an koltukta. Akşam kadar dolaşıyor oralar. Ha, eyvallah. Çok ne? O... Ana sayfaya düşmeyiz diye düşünüyorum. Bile duyduysa o kadar, o kadar. Eyvallah. Buyur komşum, söyle. PlayStation lazım sana. İkinci. 4-5? 4'te 5'in arasında ne var? Valla eski teknoloji, yeni teknoloji. 5 alacaksan en az 15 lira bütçe ayırman lazım. 15 bin lira bütçe ayırman lazım ikinci el cihaza. 4 ise kim oynayacak bu arada? Senin ufaklık mı oynayacak? Demin geldi sana. Elinde bir tane. Ha, küçük olan. Tamam, okey. O senin mi çocuk? Hiç söylemiyordu biz şey. Söyle ben, ama haberim yoktu buraya. Ha, geldim. Anladım. Buraya gelsen mi söyle? Şimdi elinde cihaz yok. Selim, bu arada böldüm, kusura bakma. Sen bu arada düşünme fırsatı veriyorum sana aslında. Düşünüyorsun değil mi? Tamam, sorun yok. Okey. Ben hemen cevaplayayım o arada. 25 lira Selim cihazlardır. Onu ben 7000 lira ayarlamaya çalıştım sana. Şu an elimde cihaz yok. Ama bir hafta içinde getir bana cihaz, satarlar zaten. PlayStation 5 istersen 15'ten aşağı bulabileceğimi sanmıyorum. Biraz zor. Ama ben fiyat konusunda ciddi şekilde yardımcı olurum. Hatta maliyetine vermeye çalıştım zaten. Onun sorunu yok. Selim cihaza gelince de 7'nin altına düşmez. Ne farkı var? Ya nasıl diyeyim sana? Abi yeni jenerasyon, eski jenerasyon. Artık şu an çıkacak tüm oyunlar PlayStation 5 çıkıyor. 4 oyun çıkmıyor. Ve ufaklığın etrafında zaten arkadaşlarında 5 varsa 5 alman lazım bence. Bana göre. Anladın mı? Çünkü onlar 5 oynayacak. Ufaklık 4 oynayacak. Demek istediğimi anlıyorsun zaten. Biz de çocuktuk. 5 alırsan en azından 7-8 yıl bir daha cihaz almak zorunda kalmayabilirsin. Peki bir şey diyeceğim. Bu PlayStation 5. Evet. Diğer 4'ün, 3'ün falan oyunlarını... 4'ün oyunlarını oynatıyor ama 3'ün oyunlarını oynatmaz. Oynatmaz. Öyle bir teknoloji şu an için yok. Xbox'ta var teknoloji. Aynen. Ama bir bakmışsın yarın öbür gün belki bir şey çıkar. PlayStation 3 oyunları hop dijitale gidip dijital oynayabilirsin ama o olasılık daha yok öyle bir şey. Anladım. Seninki geldi. Tamam, hadi gidelim. Tamam. Sordun mu? Sordum. Cevapladım. Sorduk soruyu, gidiyoruz. Komşu görüşürüz, sen diye bak. Görüşürüz, saygılar, sağ ol. Bir fotoğraf çekelim mi istersen? Fotoğraf, gel. Gel, ne demek? Alışveriş şart değil, boş ver. Fotoğraf daha güzel bizim için. Hala şeyim ben, çekiniyorum fotoğrafı. Fotoğraf çekilir, gelme. Gel. Gel, yanıma gel. Gel. Yanıma gel. Şöyle. Hop. Ay. Çok teşekkürler. Estağfurullah, sağ olasın. Her zaman beklerim. Tamam. Okey. Senin zaman burada. Aleykümselam. Sağ olun, var olun dostlar. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Kaan, görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Dostlar merhaba. Merhaba. YouTube'da canlı yayındayım. Ses görüntü canlı yayınlayacaktır. Yayın yaptım, biliyorsunuz herhalde. Biliyor musunuz? Ha, biliyorsanız süper. Bileni anlatmak çok kolay oluyor. Hoş geldiniz dostlar. Nasıl yardımcı olurum?
PlayStation alıyor musun abi? Ya alacağız, kulaklığın çok güzelmiş. Ne kadar o kulaklıklar şu an? 20 var mı? 24. Kaç? 24. 800 falan bir şeydi. O cihaz şu an PlayStation 5'ten daha mı pahalı? Gösterebilir miyim cihazı? Dostlar, Apple'ın kulaklığını biliyorsunuz. Neydi bunun markası? Max mıydı? Max. Max. Cahiliye bak. Max. Çok özür dilerim. Apple Max. Apple Max şu cihaz PlayStation 5'ten daha pahalı abi. Çok enteresan. Özel çantası falan var. Güle güle kullan bu arada. PlayStation 4 aklına fiyat var mı? Hiç çıkar mıdan? Çantayı koy, ağırlık yapmasın ben istersen. Ben şeyi bu arada bilmiyorum yani. Piyasasını falan. Piyasasını ben hemen hızlı bir şekilde veririm. Tamam, okey. Sıkıntı yok. Bakalım. İç açılmamış. Sorun yok. Normalde ben çantada pazarlık yapıyorum hemen. Çantadan çıkartmıyorum zahmet olmasın ama bu sefer sana özel bir deneyelim şansımızı. Kol kaç tane? Şöyle kolda bir nasıl problem var. Hiç sorun yok. Bu kol orijinal değil. Evet, yan saniye. Çalışıyor. Okey. Tamam. Bunda şu ikisinden birisi bozuktu. Bu orijinal kol. Kalın kasa, temiz kullanmışsın. İlk kullanıcı sensin. Yok, bir tane çocuktan almıştım. Aa, temiz kullanmış arkadaşlar. 1200 versiyon. 1 terabayt mı? 1 terabayt. Aklına fiyat var mı bunun için? Tekrar sordum ama tekrar sorayım. Kadıköy'de bir yere sormuştum. 5000 demişti ama hiç gitmedim. Telefonla. 5000. 5000 güzel teklif aslında. Fena teklif değil. 5000. Kol da bozuk. Yan sahne kolum var. 5000. 5000'e satabilirsin esnafa. Ben 5000 almamı tercih ederim. Kaç alıyorsun? Bir mesaj atayım ben bir arkadaşa. Bunu alıp esnaf vereceğim çünkü bunu satmayacağım. Bir saniye dostlar, bir saniye. Bu arada 5 vermişler, altına vermenin bir anlamı yok zaten. Zaten 5 bin lira teklif vermişler. Telefonla dedi şimdi, götürürsem oraya. Götürünce en fazla koldan dolayı uçar. Cihazın temiz görünüyor, cihazın içi açılmamış. 1 terabayt mat kasa, bu fiyat bundan düşemez. Fiyatı en fazla bundan düşer, bununla da zaten tamamlarsın. Ben bunları satmıyorum, hediye ederim mesela. Bununla da tamamlarsın, ya 5'in altına düşmez. Bence 5'e ver gitsin bunu. Çünkü ben 5'e bunu alırsam senaryoyu kurayım sana. Ben yine arkadaşıma mesaj atayım bu arada. Bir dakika. Senaryoyu hemen kuracağım. Şimdi ben 5'e bunu aldığım zaman kasayı 4-4-200'e esnaf vermeye çalışacağım. Şunlar bana 750'ye gelecek. 750'yi de bunlara yatırmayayım ben. Bozuk kol. Ben onu götürsem 500-600 lira masraf yapacağım. 750'ye gelecek bu bana. 500 lira masraf yaparsam 1250. Kolu 2000'e sattığım zaman 750 kordan kazanacağım. Hatta versiyon 1 mi 2 mi? 2000'den satsam, satabilirsem 750 kolundan kazansan onu 500'de diğer kolda bana bedava, ya çok mantıklı değil bana. Ama normal sahibinden Netco'dan 5000'e satsan herkes saldırır. Ben yine çekeyim. Ya bir de orada uğraşmak istemiyorum sahibi. Biliyorum, oradaki insanlar yapar. Bir arkadaşa mesaj attım, oradan şansını deneyeyim. Kalın kasa 1 terabayt tamirsiz, işine yarar mı? Teklifin ne olur? Ben teklifimi direkt yapayım. Direkt sor. 4.5 dersem okey mi? 4.5'a sana versem okey der misin? 1 terabayt açılmamış mat kasa. Satacağım fiyatı da direkt söylerim sana. Okey derse 4.5. Şöyle yaparım. 4.5 teklif veririm sana. 4.5'a bunu veririm. Şunlar bana bedava kalır. Bunlar da artık ne yaparsak. Bekle, istersen cevap yazsın ama 5'e ver gitsin. 4.5'a okey misin? Bakayım. 4.5'a alırsa ben de okeyim. 4.250'ye de okeyim aslında. Şunlar da bana 250'ye gelmiş olur. Ama diğer versiyonu söyleyeyim bu arada. Ha, okey dedi arkadaşlar. Bak, okey. Okey dedi. Tamam. Diğer versiyonu söyleyeyim. Bir de bunu alıp kullanıcıya sattığım versiyonu düşünelim istersen. Onu çok arkadaş bilmiyor. Çünkü şey diyor. Vay diyor. İyi. 4.5 aldım. 6.5'a kullanıcıya sattım. Buna bir de fiş fatura keseceksin. 6.5. 6.5'ın %35'i KDV gidecek. Sana kalan 4.000 lira bile olmayacak. Onun için esnafa vermek her zaman daha mantıklı. Esnafa en azından takas yapıyorsun. Anladın mı? 4.5 okey mi? Okey, 4.5 aldık o zaman. 4.5 arkadaş okey dedi. Ben arkadaşa okey diyeyim de cihazı alacağı söz verdi, alacak, o yapacak bir şey yok. Kullanmıyorum ben. 5'e aldım ben de. Öyle aylardır duruyor gardırobun içinde. Süper. 4.5'ü aldım, yarın alıyorsun, nakit isterim ona göre. Tamam, okey, aldım sattım. Tamam. Okey, deniyoruz o zaman cihazı. İçinde hesabın var mı? Olabilir, çıkış yaptım ama. Hemen silelim. Tamam. Yayınları seviyor musunuz? Yayınları. Ha, eyvallah. Denk geliyor ama seyretmiyorsun. Gerek yok. Ha, yemek yerken. Onu çok duyuyorum ben ya. Çok enteresan. Bir de her gün açtığın için sanırım.
Ha, o güzel bir şey. Gerçi biz son iki gündür biraz tatil yapıyorum ama. Dinlenmekle ilgili. Evde setle başladık. Evde... Oyunun satışı bitti. Bitti. Düştü. 2019'dan beri zaten düşüyor. Komple bitti diyebilirim ya artık. Bende artık bir tane bile yok mesela. Daha değil mi? Sen yani şunun yanında oyun yok mesela. Şey var. Normal hesabımda var. Hmm, hesapta. İşte evet, ben maalesef herkes öyle. 4 varken bir ara alıp sattı yapıyordu ama sonra 5'ten beri 0 yani. Sıfır. Normal. Yani biz onu birebir yaşıyoruz zaten. Kimse oyun almıyor, oyun da satmıyor. Zaten sektör bitti. Sektör sadece makineden dönüyor bize. Artık oyunda çerez parası olarak düşün. Şuradan şöyle bir değiştirelim bakalım. Kollardan herhangi birisi bağlı mı acaba? Şuna bakayım. Şu bağlı. Şarj... Ben bunu bayağı da kullanmıyorum. Yan sana öyle. Tamam, süper. Şuradan şöyle çeviriyorum. Bir CD takalım hemen. Elderlik oynamışsın. Bitirdim. Bitirdin mi? Yapma be. Mükemmel. Kaç saat gitti? Çok. 250 var mı? 200-250. Çok güzel. Ama ben çok dolandım. Yani bitirdim dolandım. Dolanmak daha da keyifli. Yani dolandım. Direkt bitirmesine ne dedi? O dolanmak, keşfetmek, hiç gittiğin yerlere gitmek Star Trek gibi oldu. İnanılmaz güzel bir şey. Oynuyor musun sen? Bitirmeyin. DLC'ye geçtim ama normalde bitiremedim. Son boss'u bug'a girdi, orada bitti. O elden bitti, bug'la geçtim zaten, yoksa geçemiyordum. Evet. Ama oyunun tam anlamına ya dedim şey, platinum yapmadan bitirmiş sayılmazsın bence. Yani bence platinum yapmak lazım. Şuradan hemen hangi oyunu takalım? Çok hızlı yükleyen bir oyun, en azından bir Infamous. Infamous'a şansımız, deneyelim. Aha boş. Esnaf alacağı zaman Sidrom'a bakacak. Sidrom'da sorun yok. CD takmadım. Vay be, kutu oyun o kadar gitti. Yoksa. Çok üzücü gerçekten. Sidrom'un sorun yok. Eşlemayı esnaf kontrol eder. Eşlemayla sorun yok. Güzel, hiç sorun yok. Bir de hızlı yüklesin. Birazcık okuması benim için, oyunun başlamasına bile gerek yok bu arada. Başlamasına gerek yok, kapatıyorum. PlayStation 5 var. 5 var, 5 yeni almış yani. Kaç aldın? Kaçı aldım? Hiç hatırlamıyorum. Yurt dışı? Yok, yurt içi. Yurt içi. 27? Mac'ten aldım, 26 mı öyle bir şeydi. Epeydir 27'de zaten. Portal'ını da aldım. Ha, birlikte set halinde aldım. Portal kullanıyor musun sık sık? Yani. Ya, işten dolayı kullanmıyorum ama evdeyken kullanıyorum, o biraz saçma ama dışarıda da kullanılır yani. Anladım. Birkaç defa kafede oturarak denemişti. Burada. Sıkıntısı yok yani, bağlantı problemleri olmuyor. Süper. Siliyorum her şeyi. Her şeyi siliyorum. Okey miyiz? Okeyim. Zaten altta var hepsi. Ne? Kılavda yüklüyor artık. Yani. Evet evet. Bütün serilerin orada var muhtemelen. Tekrar şuradan okey basıyorum. Bu kadar. Hızlı bir alışveriş oldu. En azından cihazı almadan sattım ama çok güzel. Bunlar bana kar olacak. Şunlar kar. Şuradan nasıl kar yapacağım? Kolu bedava aldım şimdi. 500 lira masraf yapacağım bunu minimum. Bunu satınca da 1000 lira 1500 lira kar. Şunu da hediye eder miyim? Ederim onu herhalde. Tamam okey, bu kadar ya. Nakit? Hiç fark etmez. Bu arada biraz param var, çok şükür. Epeydir yoktu. 2, 4. İBAN'a da atabilirsin. Yani. İBAN olmaz. İBAN yasak. Öyle mi? Tabii ki. 2, 4, 8. Sadece canlı yayın. Doğru. Yok, bizim bir de şirket hesap. Benim şahsi hesap yok. Şirket hesap. Şirket hesabından bir yere İBAN yaptığın zaman senin bana fatura kesmen lazım. Biraz kimse denk gelmez. Şimdi gelir sana patlar şansın. Bu öyledir. Bu hep öyledir. Küçük sinek ağa takılır mesela. İBAN'a atıyorum. Adam İBAN istiyor. Ben kırmıyorum. Ticari şey var mı? Ticari kimliğin var mı? Vergi falan filan var mı? Benim şahıssan sorulmaz. Şahıssan ama ben vergi lefam oldu. Ticari anladım, işte okay. Kurum olduğu direkt için. Evet evet. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41 olmadı. Biraz eksik. Hemen tamamlıyorum. Para yok. Şuradan para çıkartacağım dostlar.
60'lar orada tarihsel olarak duruyor. Fazlası da var. O buzdağın görünen var kısmı var. Sadece. Çok fazla var evet. Onları ben başarırsam esnafı toptan satmaya deneyeceğim. Teklif istedim. Çok kötü fiyat verdiler bana. Kinect. Ama kim verir ki ya? Evet aynen. Esnaf da onu hiç uza veriyor. Yani Kinect, ya çift kol. Bunların içinde şey yok mu? Telefonlarda altın parçaları oluyor ya. Onları bir... İşlemci de bunlar. O aynen. Altın şeyler. Onu ben, onu da araştırdım bu arada. Onu yapan bir arkadaş yapmaya çalışmış. Abi onu, o altını ayrıştırmak için aldığın ürünler ondan daha pahalı gelirmiş bir yerden sonra. Ya aslında bir kere o sedamı kursan yaparsın. Ha, sürekli eleyeceksin böyle. Evet, evet. Herkesin şeyini bir rüyası evet biliyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Son bir kez daha sayacağım ondan sonra komple sende. Paralar cepte olduğu için biraz ıslak terden. 2, vücut zaten. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Lütfen say güzelce. Belki kurdeye verseniz daha çok verecek para yani. Demirinden, şuradan, öyle. Ha şey mi? Xbox'ları. Ha Xbox'ları bilmiyorum. Yok. Yok mümkün değil. Kimse vermez o kadar para. Bazen şey diyor. Ben öğrenciyim işte deney için, şu için Xbox veya eski laptop parçalarını toplarız diye gelenler oluyor bazen. PlayStation çok zor oluyor. Aynen. İşlemci olarak. Ama sadece işlemcisinde var değil mi? Onun dışındaki parçalarda anakartta falan çok zor. Tamam mıyız? Tamamdır. Dostlar teşekkür ederim. Eyvallah. Tanıştığıma emin oldum. Eyvallah. Her zaman beklerim zaten. Görüşmek üzere. Saygılar size diyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. Görüşürüz dostlar. Kolonya sundun mu? Kolonya sundum. Yok, teşekkür. Tamam. Teşekkürler. Sağ olun. Fena alışveriş değil. Yani süper karlı bir alışveriş de değil. Alacağım. Aldığım cihazı 4500. Direkt yarın 4500'e esnafa vereceğim. Şunlar bana kar kalacak. Yani benim karım şunlar olacak. Yapıştır gitsin abi. Esnaf da tabii parayı hemen vermeyecek. Vermez. Hiçbir zaman. Ben şu an telefonda şey diyorum ama yarın isterim falan filan diyorum ama telefon abi şey olmaz. Esnaf şey diyecek abi bir yere kaçmıyoruz ya filan diyecek. Klasik zaten. Sonra parayı bir hafta 10 günde alabilir.